Birinci soruyla devam ediyoruz. Bir öğrenci köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini hatalı biçimde şöyle öğrenmiş arkadaşlar. Buna göre 18, kök 18 artı kök 2 çarpı kök 24 eksi kök 6 çarpımını hatalı öğrendiği şekilde yapan öğrencinin bulduğu sonuç bu işlemin doğru sonucunun kaç katıdır diyor bize. Peki şimdi gelin bir hatalı yapalım biz bu işlemi. Nasıl öğreniyor bu? Hatalı kök işlemini topla diyor. Yani kök 20 çarpı şuradan da çıkarırsan diyor kök ne yapıyor burası? 18 yapıyor. Kök 20 dediğimiz nedir arkadaşlar bizim? 2 kök 5. Kök 18 dediğimizde nedir arkadaşlar? 3 çarpı 9 ne olur burası? 3 kök 2 oluyor. Bunları çarptığınız zaman ne yapıyor arkadaşlar burası? 3 kere 2 6 kök 10. Bu hatalı bulduğu sonuç. Bir de gerçek bulalım şimdi. Nasıl yapacağız bunu? Kök 18 dediğimiz neyi bizim? 3 kök 2. Kök 24 dediğimiz ne? 2 kök 6. 3 kök 2 ile kök 2'yi toplarsak ne yapar? 4 kök 2 çarpı 2 kök 6'dan kök 6'yı çıkarırsam kök 6. Ne yapıyor burası? 4 kök 12 yaptı. 12 dediğin 4 çarpı 3. 2 diye dışarı çıkarsa ne çıkıyor cevap? 8 kök 3. Şu sonuç şunun kaç katı diyor? Böleriz o zaman. 6 kök 10'u 8 kök 3'e böldüğümüzde paydayı eşleniyle çarpalım kök 3. Ne olur o zaman? 6 kök 30 bölü 8 kere 3 ne yapar? 24 yapıyor. 3 kök 3 kök 3 çarparsak 3 yapar. 3 kere 8 24. Bunu da bununla sadeleştirdiğimiz zaman kök 30 bölü 4 yapıyor. Cevap Ceyhan. 12. soruyla devam ediyoruz. A ve B gerçel sayılar olmak üzere şöyle bir iki tane eşitlik veriyor bize. Tamam, bu dörtler birbirine eşit olduğu zaman bunlar da ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Mutlak değer A eksi 3 artı mutlak değer B eksi A eşittir. Mutlak değer A eksi B artı mutlak değer ne olacaktır? B eksi 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar B eksi A'nın mutlak değeri ile A eksi B'nin mutlak değeri birbirinin aynısı. Bunlar birbirini götürdü. O zaman mutlak değer A eksi 3 neye eşit olmak zorunda? B eksi 2'ye eşit olmak zorunda. İçleri birbirine eşit olabilir. O zaman A eksi 3 eşittir. B eksi 2 bunu buraya bunu buraya atarsam A eksi B dediğim kaç çıkıyor? 3'ten 2 çıkarsa 1. Mutlak değerini alırsak yine cevap kaç olur? 1 olur. Cevap Edirne. Evet. 13. soru. Bir program okuyalım. Ne diyor şimdi? A ve B kasaları arasında uygulanan iki aşamalı para aktarma işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor. İlk aşamada A kasasından B kasasına, ikinci aşamada B kasasından A kasasına para aktarılıyor. Her aşama sonunda para giren kasadaki para miktarı iki katına çıkıyor. İkinci aşamanın sonunda her iki kasada da 320 bin lira olduğuna göre başlangıçtaki A kasasındaki para B kasasındaki paradan kaç lira fazladır demiş şimdi. Şimdi A kasası, B kasası birinci işlem sonunda ve ikinci işlem sonunda yapılıyor. Bu iki işlem sonunda ne kadar oluyormuş arkadaşlar? Her ikisinde de 320'şer bin lira para oluyor. Tersten gidelim şimdi. Şimdi okuyalım ne diyor bize? 320. İkinci işlem neydi arkadaşlar? İkinci aşamada B kasasından A kasasına para aktarılıyor. Şimdi o zaman şu ikisini Şimdi bu ilk durumdaki paranın ne kadar oluyormuş? İki katına çıktığına göre burada ne kadar para var o zaman arkadaşlar? 160 bin lira para var. O zaman bunda ne kadar para olması gerekiyor? 480 bin lira para olması gerekiyor. Çünkü bundan buna 160 bin lira aktardığımızda değil mi? 160 bin lira aktardığımızda 320 eşit oluyor. Bir tık daha yukarı gidelim. Birinci durumda ne? Bundan buna para aktarıldığında iki katına çıkıyormuş. O zaman 480 ise demek ki bunda kaç lira para varmış başlangıçta? 240. O zaman şu 640 bunda ne kadar para almış oluyor? O zaman buna ne kadar aktarmıştır arkadaşlar? Hemen onu da bir söyleyecek olursak. Bunda demek ki kaç lira para varmış? 400 lira para varmış ki bunu 240'ını buraya aktardığı zaman gördüğünüz gibi 160 lira para kalıyor. İlk durumdaki durum bu. 400'den 240'ı çıkardığımız zaman ne kadarlık bir fazlalık var? 160 bin liralık fazlalık var. Cevap Bursa. 14. Aşağıdaki verilen kapıda 8 tane özdeş cam bulunmaktadır.
Dikdörtgen şeklindeki camların boyutları x ise 2x cm'dir. Kapı ise dikdörtgen şeklinde ahşaptan üretilmiş olup boyutları 3y ve 4y'dir. Bu kapının ahşap kısmının alanının camların toplam alanına oranı 13/12 olduğuna göre y bölü x oranı nedir? Şimdi ahşap kısımları, şimdi bir camın alanı ne olacak? 2x ile x'i çarparsam 2x kare olacak değil mi gençler? 8 tane cam var. O zaman camların toplamı nedir? 8 çarpı 2x 16 x kare. Şimdi ahşap kısmı bulmak için tüm kapının alanından camların alanını çıkartırız. O zaman ahşap kısımların alanı da ne oluyor? 4y ile 3y'yi çarparsam 12 y kareden ne kadar? 16 x kare ne alması lazım? Çıkması lazım. Şimdi bu oranı bize kaç olarak vermiş? 13/12. Hemen o zaman 12 y kare eksi 16 x kare bölü 16 x kare neye eşitmiş? 13/12'ye eşit. Şurada bir sadeleştireyim 4'te şunları. Burada 3 kaldı. Burada 4 kaldı. Tamam. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacak olursam 36 y kare eksi 48 x kare eşittir. 4'leri 13'ü çarparsam 52 x kare, attım bunu bu tarafa. 36 y kare eşittir 100 x kare yaptı. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 6y eşittir ne yapar? 10x yapar. Bize y bölü x oranını sormuş. Y bölü x dediğim ne yapar buradan? 10/6. Sadeleştirirsek kaç yapıyor? 5/3 yapıyor. Cevap Ceyhan. Bir 15. soru. Bir uzun atlama yarışmasına katılan ABC sporcularının yaptıkları 3 atlayışın uzunluklarını metre cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor bize. Atlayışların uzunlukları toplamı en fazla olan yarışmacı altın, ikinci gümüş, üçüncü tamam normal prosedür. Bu atlayışlar sonunda C'nin altın, o zaman bu birinci gelmiş. B'nin gümüş, bu ikinci gelmiş. Demek ki bu da üçüncü gelmiş. Buna göre B yarışmacısının 3. atlayışın uzunluğu olan X için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi şunları bir toplarsak ne yapıyor şurası? 13,75 yapıyor. Şunun hepsini topladığımızda ne yapıyor? 14,75 yapıyor. Şu ikisini toplarsam ne yapar? Bu ikisinin toplamı da 8,95 yapıyor. Demek ki şu 3. atlayış yani artı X işte ne aralıkta olacak? Şöyle eşitsizlik bu aralıkta olacak değil mi arkadaşlar? O zaman 13,75'ten 8,95 çıkarırsak kaç kalır? 4,80 küçüktür x. 14,75'ten 8,95 çıkardığımızda da kaç kalıyor? 5,80 kalıyor. Yani cevap hangisi? C şıkkı olabilir. 16. Bir restoran belirlediği menüler için restoranda servis ve evlere servis olmak üzere iki seçenek sunmakta ve fiyatlar buna göre değişmektedir. Menü 1 için restoranda servis 17, evlere servis 20. Menü 2 için restoran servis 8, evlere servis 10. Evlere servis bir motor kurye servisiyle yapılmakta olup sipariş tutarının %10'u motor kurye servisine üst servis ücreti olarak verilmektedir. Toplamda 10 adet menü 1, menü 2 restoranda toplamda 10 adet menü 1, menü 2 evlere servis edilmiştir. Maşallah. Siparişlerden motor kurye servis ücreti ödendiğinde restoran toplam 215 lira gelir elde ettiğine göre kaç tane menü 1 sipariş etmiştir? Şimdi o zaman bir restoran bir de nerede var? Servis. Tamam mı? Şimdi menü 1 menü 2, menü 1, menü 2 diyelim. Şimdi burada restoranda menü 1 ne kadar arkadaşım? Restoranda bu 17 lira. Menü 2 restoranda ne kadar? Bu 8 lira. Menü 1 servis ne kadar? Bu 20 lira. Menü 2 servis ne kadar? Ha, bu da 10 lira. Peki tamam. Şimdi 10 tane bundan, 10 tane de toplam bundan sipariş etmişim. O zaman ben şu menü 1'e x tane bundan sipariş etmişse 10 eksi x tane bundan sipariş veriliyor. Bundan y tane menü 1 servis sipariş edilmişse 10 eksi y tane menü 2 servis olarak sipariş ediliyor. Şimdi toplam kazancı bir bulalım. Restoranda yediği zaman bir sıkıntı yok. 17 çarpı x artı 8 çarpı 10 eksi x artı şimdi servis kısmında menü 1'den y tane o zaman 20 çarpı y artı
10 çarpı 10 eksi y. Bunun %10'luk, %10 demek ne demek? 10 bölü 100, yani 1 bölü 10'u kime gidiyormuş? Servis ücretine gidiyormuş. O zaman geriye restoranda kalan ne kadarı kalır? 9 bölü 10'u kalır arkadaşlar, tamam mı? İşte toplam kazanç ne kadar? 215 TL. Şimdi bunu bir dağıtalım. Ne olur o zaman burası? 17x 80 eksi 8x, o zaman 17'den de 8x'i çıkarırsak ne olur burası? 9x artı 80. Şimdi şuradaki 10'la bir hepsini sadeleştireyim. Şu sıfırlar bir gitsin o zaman. Tamam mı gençler? Artı 10'la sadeleştirdim. 2y, şurası da ne olur o zaman? 10 eksi y, yani y artı 10. 9 ile çarparsam ne olur o zaman burası? 9y artı 90. Kaça eşitmiş? 215'e eşit. 9x artı 9y. 9x artı 9y artı 170 eşittir 215. 9 parantezine aldığımda x artı y eşittir. Şu 170'i bu tarafa atarsam 215'ten 170 çıkarsa 45. Her iki tarafı 9'a böldüğümde x artı y dediğimiz kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. Zaten benden istediği kaç adet menü bir sipariş gelmiş? X artı Y toplamını istiyor. Toplam 5 adet menü bir sipariş gelmiş. Cevap ne olacak arkadaşlar? Ceyhan olacak. Evet, 17. soru. Ayhan yukarıda aile fotoğrafını fotoğrafçıda uzun kenarının kısa kenarına oranı sabit kalacak şekilde büyütmek istiyor. Peki bunun bir kısanın uzunu oranını bir bulalım. Kısa bölü uzun neymiş? 10 bölü 15 sadeleştirdiğimiz zaman bu oran kaç olmasını istiyor? Hep 2 bölü 3. Ayhan birinin kısa kenarı 30. Tamam, o zaman bunun uzun kenarını bulalım. Şimdi her zaman için kısanın, bunun kısa kenarı 30, uzun kenarına oranı, oran değişmeyecek, kaç olmalı? 2 bölü 3. O zaman buradaki uzun kenarımız ne olur? 15 katı 15 ile çarparsak ne olur? Buradaki uzun kenarımız 45 oldu. Aynı şekilde buradaki oran da değişmeyecek. Diğerinin uzun kenarı 30'muş. Bu sefer 30 kısa kenarını istiyor yeni. O zaman yine bu oranın 2 bölü 3 olması lazım. 10 katı. O zaman buradaki kısa kenarım da ne oldu? 20 oldu. Olacak şekilde iki farklı ölçüde fotoğrafı büyütmesini istiyor. Son durumda büyük boy fotoğrafın alanının küçük boy fotoğrafın alanının oranı. Şu büyük oldu değil mi arkadaşlar? Bunun kısa kenarı 30, uzun kenarı 10. O zaman 30 çarpı 45 bölü küçük fotoğrafın kısa kenarı 20, uzun kenarı 30, o zaman 30 çarpı 20. Bu oranı istiyor, sadeleştirdik. İkisi de kaça bölünür? İkisini de 5'e böldüm. 9 bölü 4 oluyor. Cevap ne çıktı o zaman? Edirne çıktı. Evet. İçinde 64 GB veri bulunan bir flash bellek bilgisayarın C ve D sürücülerindeki hard disklere sırasıyla aktarılmaya çalışılıyor. C sürücüsünün hafızası D sürücüsünün hafızasının 2 katı, C sürücüsünün 1 bölü 3'ü D sürücüsünün hafızasının 1 bölü 4'ü doldur. 64 GB veri D sürücüsünün yeterli hafıza yok uyarısı alırken C sürücüsüne aktarılabiliyor. Peki buna göre sürücü hafızalarının en küçük sayısal değeri için flash bellekte bulunan veri D sürücüsünün hafızasına tamamen dolana kadar aktarılıp daha sonra kalan kısmı C sürücüsüne aktarıldığında C sürücüsünde kaç GB boş yer kalır? Şimdi ben şöyle diyeyim. Şunun 4 kere 3 12, şunun hafızasına 12x diyeyim. C sürücüsünün hafızası ne olur o zaman? 24x. Şimdi C'nin hafızası 24x, D'nin hafızası 12x. Şimdi buradaki boş ve dolulara bir bakalım. Şimdi bunun dolu kısmı ne kadarmış? Dolu kısmı C'nin ne kadarı doluydu? 1 bölü 3'ü doluymuş. Yani 24'ün 1 bölü 3'ü ne yapar? 8x'i dolu. Boş olan kısım ne kadar bunun o zaman? 16x'i boş. Peki D'nin dolu olan kısmına bir bakalım. D'nin 1 bölü 4'ü dolu. 12'nin o zaman 1 bölü 4'ü ne yapar arkadaşlar? 3x yapar. Burası 3x dolu. Boş olan ne kadar? 9x'i de boş değil mi? 12'den 3x çıkardığımız zaman 9x'i boş. Şimdi adam bize diyor ki 64 GB veriye D sürücüsünde yeterli hafıza yok diyor. O zaman şu 64 GB veri D sürücüsünün boş olan 9x'lik kısmından büyükken C sürücüsüne aktarılabiliyor. O zaman C sürücüsüne aktarılabildiğine göre şu
16x'lik olan boş yer 64'ten büyük ya da eşit olabilir. Tamam gençler? Şu taraftan hareket edelim. Her iki tarafı böldüğümüzde 4'e, şunun bir önemi yok bizim için. Şuradan devam edelim. 16'ya böldüğümüzde 4 büyük eşittir. Ne olur? X olur. Demek ki ben X yerine en küçük ne verebilirim? 4 verebilirim. O zaman 4 verdiğimde 24 çarp, hadi şuradan yapalım. Bunun boş olan kısmı ne oluyor o zaman? 64'lük boşu var. Bunun boş olan kısmı ne kadardır? 36'lık boş yeri varmış arkadaşlar. Şimdi 64 GB'ı önce ne yap diyor? D'nin tamamına olan boş yere aktar. Ne kaldı geriye? 28. 28'i de diyor C'ye aktarırsan diyor. Geri bundan 28 çıkarırsam C sürücüsünde ne kadar boş yer kalır? 36 GB'lık boş yer kalır. Cevap Ceyhan. Evet, 19 grafik sorusu. Yukarıdaki daire grafiğinde 4 arkadaşın bir günde çözdüğü matematik soru sayılarının dağılımı göstermektedir. Erhan'a, Züla Z'ye 81, tamam. Şimdi şu Züla'nın çözdüğü soru sayısına biz ne diyelim? X diyelim. Erhan'ın çözdüğü sayısı Züla'nın çözdüğü sorudan ne kadar fazlaymış? 81 tane fazla. O zaman burası ne olur? X artı 81 tane soru çözmüş. Habib Erhan'dan 54 eksik soru çözmüş. Şundan 54'ü çıkartacak olursak X artı ne olur burası arkadaşlar? 27 tane soru çözmüş. Gökhan Zülal'in iki katı çözmüş. O zaman burası ne kadar soru çözecek? 2x soru çözecek. Şimdi arkadaşlar şura 60 derece ise şu üçünün toplamı kaç derece? 300 derece değil mi? Yani şu üçünün toplamı şunun kaç katına? 5 katına eşit. O zaman şunları bir toplayalım. 2x, 3x, 4x. 4x artı 108 eşittir ne olur? Şunun kaç katına? 5 katına eşit 5x. O zaman x buradan kaç çıktı? 108 çıktı. Bizden ne istiyor? Gökhan Erhan'dan ne kadar soru çözmüş? Çarparsam bu ne kadar soru yaptı? 216 soru yaptı. 108 toplarsam bu da ne yapar? 189 soru yapıyor. 189, 216. Aradaki farkı soruyor bize. Çıkardığımız zaman ne kalır arkadaşlar? 27 fazla soru çözmüş. Cevap Deniz'de. Birer abileri ve birer kardeşleri olan Alp ve Ercan arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Peki. Şimdi bunların neleri varmış bir yazalım ilk önce. Alp var değil mi? Bunun bir kardeşi var. Tamam mı arkadaşlar? Bir de neyi var? Abisi var. Tamam. Şimdi kim var? Ercan var. Bir kardeşi var yine Ercan'ın. Bir de neyi varmış? Abisi varmış. Peki. Şimdi ne diyor bize? Sondan başlayalım. Şu cümleyi okuyalım mesela. Alp diyor ki ben doğduğumda abim 7 yaşındaydı ve kardeşimin doğmasına 5 yıl vardı. O zaman bu Alp'in yaşına biz x dersek kardeşin doğmasına 5 yıl varsa bu kardeşinden 5 yaş büyük. Abisiyle aralarında 7 yaş fark. Ben doğduğumda abim 7 yaşında dediğine göre bunun abisiyle arasındaki yaş farkı hep nedir? 7'dir. O zaman abisi Alp'ten ne kadar büyük? 7 yaş büyük. X artı 7. Devam edelim. Benim abimle, Alp ne diyor şimdi? Benim abimle aramızdaki yaş farkı yani 7, senin kardeşinizle aranızdaki yaş farkıyla aynıdır diyor. O zaman Ercan'ın yaşına da y dersek, bu kardeşinden 7 yaş büyük olacak olduğuna göre kardeşi 7 eksi y yaşında. Devam edelim. Benim abimle aramızdaki yaş farkı senin kardeşinle aranızdaki yaş farkıyla aynı. Peki Alp'in kardeşiyle 5 yaş fark vardı. O zaman Ercan'ın abisiyle de 5 yaş fark olacağı için abisi de Ercan'dan 5 yaş daha büyük, y artı 5 oldu. Devam edelim. Benim kardeşim senin kardeşinden 2 yaş büyüktür demiş Ercan. Ercan'ın kardeşine biz ne demiştik? Y eksi 7 demiştik. Bu neymiş? Alp'in kardeşi olan x eksi 5'ten kaç yaş büyük olacakmış? 2 yaş büyük. O zaman y eşittir. Şunu şu tarafa attığımı düşünecek olursam ne gelir arkadaşlar? X artı 4 geliyor. Peki şimdi yaşları pozitif olan, pozitif tam sayı olan bu 6 kişinin yaşlar toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar x eksi 5'i baz alalım. Burada x'e en küçük ne diyeceğiz? Şu kardeşin yaşında pozitif çıkaracağımıza göre x'e en küçük ne diyebiliriz burada? 6 diyebiliriz. 6 dersek y dediğimiz kaç olur? 10. Peki 6 eksi 5'ten bu 1 yaşında, bu 6 yaşında, bu 13 yaşında. Y'ye de 10 demiştik.
10-7'den bu 3 yaşında, bu 10 yaşında, bu da kaç? 15 yaşında. Bunların hepsini toplarsak 25, 28, 20 de buraya yaptı. Hepsinin yaşları toplam kaç olurmuş? 48 olur. Cevap Deniz'de.